Evet sevgili öğrencilerimiz, ortak katların en küçüğü ve ortak katların en büyüğü konusuna geçiyoruz. Öncelikle Raşit hocam, öğrencilerimize neyi hatırlatalım biliyor musun? Asal çarpanlarını ayırmayı bir hatırlatalım. Hatırlatalım. Mesela şöyle yapalım. Temiz bir sayfa açalım ömrümüzde. 48'in asal çarpanları hangileridir? Şöyle bir yöntem vardı. Dikey bir çizgi çizeceksiniz. Ve 48'i kalansız bölebilen en küçük asal sayı. 2 midir? 2'dir. 2'ye bölünüyor. 24. 2'ye bölünüyor. 12. 2'ye bölünüyor. 6. 2'ye bölünüyor. 3. 3'e bölünüyor. 1. Ve 48 için ne diyorduk biz? 4 tane 2 olduğu için 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 diyebiliyor idik. Birazdan bunu kullanacağız. Şimdi bunu kullanmadan önce öğrencilere bazı şeylerin mantıklarını söylememiz lazım. Mesela 10'un katları hangileridir? 10. Doğru. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, nokta nokta gider. 15'in katları? 15. 15, 30, 45, 60, 75, 90, nokta nokta gider. Gider. Peki 10 ve 15'in ortak katları diyelim ilk önce. En küçüğünü geçelim. Yani 10 ve 15'in ortak katları nedir bu küme? Hem 10'ların katlarında 30, hem de 15'in katlarında olacak. 30. 60. Evet 60. Bir sonraki? 90. Burada 90 gelecek değil mi? Nokta 90. Şimdi dikkatinizi buraya veriyorsunuz. 10'un katları, 15'in katları, 10 ve 15'in ortak katları. Peki Raşit hocam, 10 ve 15'in ortak katlarının en küçüğü kaç? 30 buradaki kümede. Evet. Gerçekten de hem 10'a hem de 15'e bölünen en küçük sayı kaçtır? 30'dur Vural. Ha, bunu öğrenmiş ve görmüş olduk. 30'dur. Bakalım kullanacak mıyız ileride ya da nerelerde kullanacağız bunu göreceksiniz. Kullanmayacaksak vermeyelim çocuklar. 30'un bölenleri diyorum şimdi de. 30'u böyle hani ağaç böyle çarpan yapıyorduk ya 2, 15. Ha. Öyle de yapabilirsin ya da 30 nedir? 1 çarpı 30. 2 çarpı 15, 15, 3 çarpı 10 gibi yöntemler de düşünebilirsin. 30'un bölenlerini tek tek küçükten büyüğe doğru sayalım. 1, 2, 3, 3, 5, 6, 10, 15 ve 30. Yani kaç tane böleni varmış? 8 tane. 8 tane. Peki 40'ın bölenleri? 1, 2, 5. Pardon 5 ama sallıyorum. 8. Bir dakika niye 5? 5'ten önce bir tane daha 4. var. Kafamı karıştırdın. 4, 5, 8. Hadi lan söyle, söyleyemedin değil mi? Kaldım. 40. Yine kaç tane var? 8, 8 tane. Tane. Şimdi 30 ve 40'ın ortak bölenlerini bulalım gene. Kümeyi oluşturalım. 1. Ortak olarak bölündükleri 1 var. 2 var. 5 var. Ondan sonra 10 var. Başka yok. Başka da yok. Şimdi 30 ve 40'ın ortak bölenleri bunlar ya. 30 ve 40'ın sırtına vurayım mı? 30 ve 40'ın ortak bölenlerin en büyüğü kaç? 10. Bunların hepsi hem 30'u hem 40'ı bölebiliyorlar. Ama bunların en büyüğü kaç? 10. 10. Şimdi öğrenciden biz bunların ortak bölenlerinin en büyüğünü bul, ortak katlarının en küçüğünü bul dediğimizde her seferinde böyle işlem yapmasını bekleyemeyiz. Çok uzun sürer. Bu yüzden bunun pratik bir metodunu göstereceğiz sizlere. Şimdi hadi gelin 30 ve 60'ın hem ortak bölenlerinin en büyüğünü hem de ortak katlarının en küçüğünü bulalım. Bulalım. İlk önce aynı anda asal çarpanlarını ayırmanız gerektiğini düşüneceksiniz. Her ikisini de kaça böleceksiniz? 2'ye. 2'ye bölelim. 18, 30. 2'ye bölelim 30. Eğer sayımız her ikisini birden bölebiliyorsa ona aferin diyeceksiniz. Aferin sana. Sen dedin. Aferin sana. Peki. Şimdi ben tekrar 2'ye bölelim. Dedim. Fark ettin. Doğrusu aferin. Evet tamam. 9. 2'ye bölelim. 15. Her ikisini birden böldü mü? Böldü Ural. Aferin sana. Aferin sana. 2'ye bölelim. Maymun ettin bizi Ural. 2'ye bölünen sayı yok şu anda. 2'ye bölünen sayı olmadığı için kaça böleceksiniz? 3'e. 2'den sonraki asal sayı. 3. 3. 3. Bu beş. Da her ikisini birden böldü. Vay pis. Aferin. Gene 3'e bölelim. 3'e böldüğümüzde 1. 5. Bunu bölmedi. 5'i bölemediği için buna aferin yok. Orada var olan bir babası bunu dövecek. Bir daha 5'e bölelim. 1. 1. Şimdi 36 ve 60'ın ortak
kalp yaptım Murat benim için. Bölenlerin evet en büyüğü. Ortak bölenlerinin en büyüğü aferinlilerin çarpımıdır. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1. O da kaç olur? 12. Gerçekten de dikkat et Raşit Hocam. 36 ve 60'ı bölebilen en büyük sayı kaç? 12. Peki ortak katların en küçüğü. En küçüğü 36 ve 60'ın hepsinin çarpımıdır. Çocuklar ya pas çarpacak bunlar Burak. Gözünü seveyim yapma böyle şeyler. 6. sınıf oldular. 4 kere 9 36 36 kere 5 180. Gerçekten de her ikisinin katı en küçük ortak katı 180'miş. Peki 3 tane olursa? Yapacak bir şey yok. Aynı işlemi yapacağız. Aynı şey. Bunu kırmızıyla yapalım karışmasın. Tabi seçebilirsen. Dur ben şu ince parmağımla deneyeyim. İnce parmağımla. 2'ye bölelim. 6. 10. 14. Aferin var mı? Var. Söyle o zaman. Aferin ikiciğim. Bir daha 2'ye bölelim. 3. 5. Vallahi daha maymun itti. Aferin var mı? Var. 3'e bölelim. 1, 5, 7. 5'e bölelim 1, 7. 7'ye bölelim 1. Bunlara aferin yok. Çünkü hepsini bölmüyorlar. Sonuç olarak aferinlileri çarparsak bu 3 sayının ortak bölenlerinin en büyüğünü. Yani 4'ü. Tamamını çarparsak ortak katların en küçüğü. Bunların bir gösterilişi var mı? Çocuklar biliyor mu? OBEP, OKEK kavramlarını lisedeyken kullanacaklar. Görürseniz kafanız karışmasın. OBEP demek... Ortak bölenlerinin en büyüğü demektir. EBOB olarak da yazılabilir. En büyük ortak bölen. Evet. Ya da OKEK demek ortak katların en küçüğüdür. Ben tekle karıştım. EKOK olarak da yazılabilir. En küçük ortak kat. En küçük ortak katlarını bulalım. 7 kere 5 35, 3 ile çarp 105, 210, 420 ortak katların en küçüğü çok bu 3 tane. Çok pis çarparım ya. Çok pis çarparım oyunu. Sustum. Peki. Şimdi de şöyle bir soru araştıracağım. Birden 300'e kadar olan doğal sayılardan kaç tanesi hem 2'nin hem de 15'in katıdır? Hem 2'nin hem de 15'in katı olacak. Şimdi dedik önce ya. Önce 2'leri bir yazsak. Şimdi dedik ya. EBOB ve EKOK'un bir mantığı var. Yani ortak bölenlerin en büyüğünü ya da ortak katların en küçüğünü neden buluyoruz? Bu esasında problemler şeklinde karşımıza çıkacak. Bu da henüz basit bir problem. Bazı sayılar var diyor. Hem 2'nin hem 15'in katı. Şimdi hem 2'ye hem de 15'e bölünüyorsa bu sayı bunların en küçük ortak katına da bölünüyor. O zaman 2 ile 15'in en küçük ortak katını bulalım. 1, 15, 3'e bölelim. 5. 5'e bölelim. 1. Bunların hepsini çarpmam gerekiyor. 30. Gerçekten de 30 hem 2'nin katı hem 15'in değil mi? Ama diyor ki birden 300'e kadar olan doğal sayılardan kaç tanesi hem 2'nin hem de 15'in katıdır? 30'u buldunuz mu? 300'e kadar gidin. 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270. 300'e kadar diyor ya, şöyle diyelim 300 dahil olsun, tamam mı? Çünkü normalde belirtirler sınır değerleri. 300. Sayalım. 2, 4, say hadi say ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demek ki 10 tanesi 30'un katıymış.